İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Konifa Euro 2021 grup çekilişi gerçekleşti. Muşlu bir Ermeni nasıl oğlunu Ermeni ordusuna gönderdi. 52.700 kişi Artsakh'a geri döndü. 1.474 hektar patlamamış mühimmattan temizlendi. Paris'te Misak Manuşan ve silah arkadaşlarına adanan yıllık anma etkinliği. ABD, Yunanistan'daki askeri varlığını genişletmek istiyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nde öğrenciler 12 günlük askeri eğitim dersleri alacak. Pandemide Batı Ermenistan'daki Van kedisinde davranış bozukluğu görüldü. Konifa 2021 Avrupa Şampiyonası çekilişi 20 Şubat Cumartesi günü gerçekleşti. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı'nın rakipleri D grubunda Çamerya ve Padanya oldu. Artsakh Futbol Takımı Güney Osetya ve Kornval takımları ile yarışacak. A grubunda Nis, Kuzey Kıbrıs ve Sardinya mücadele edecek. Abhazya, Sapmi ve Sekeya B grubunda yarışacak. Konifa 2021 Avrupa Şampiyonası 9-19 Haziran tarihlerinde Fransa'nın Nis kentinde gerçekleşecek. Takımlarımıza şimdiden başarılar dileriz. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV, Sputnik Armenia Ajansı'nın yayınladığı bir makaleden alıntı sunuyor. 2020 yılındaki Artsakh Savaşı sadece Artsakh ve Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Ermenilerin kimliğini korumak için değil, aynı zamanda Batı Ermenistan'da yaşayan yurttaşlarımızın da kimliklerini koruma mücadelesiydi. Onlar savaş günlerinde savaş alanından gelen haberleri en az bizim kadar heyecanla beklediler. Türkler ve Kürtler arasında yaşayan ve bir Türk şehri olan Batı Ermenistan'ın Muş şehrinin Ermeni sakini Armen Vartanyan çocuklarına Ermeni isimleri verdi. Hayk, Gevork. Gevork bugün Ermenistan Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Neden bu ismi taşıdığını çok iyi biliyor. Armen'in oğlu Gevork sohbetimiz sırasında şöyle anlattı. Babam bana Ermeni fedaisi yani özgürlük savaşçısı olan Gevork Çavuş'un adını verdi. Kendisi Çavuş'u çok seviyordu. Her zaman onun gibi olmamı istedi. Batı Ermenistan'da yaşayan Armen ile iletişime geçiyorum. Ermenistan'da yaşayan oğlu hakkında özel bir heyecanla konuşuyor. Oğlum doğduğunda oğluma Gevork Çavuş'un adını vermeme dair bir rüya gördüm. Öyle de yaptım. Kendisi şimdi Ermenistan Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Ermeni askeri oldu çok şükür. Onu ben yetiştirdim çünkü. Her Ermeni oğlunun Çavuş gibi cesur bir Ermeni olmasını ister. Makalenin tamamı web sitemizde ve Sputnik Armenia web sitesinde mevcuttur. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na atıfta bulunan Armenpress'in verdiği bilgiye göre Rus barış güçleri tarafından 27 gözlem noktasından durumun 24 saat izlenmesi ve ateşkes rejiminin gözetiminin kontrolü gerçekleşiyor. Açıklamada ateşkes rejimi tüm temas hattı boyunca sürdürülmektedir deniliyor. Rus barış güçleri sivillerin daimi ikamet yerlerine güvenli bir şekilde geri dönmelerini ve sivil altyapının restorasyonunu gerçekleştirmekte halka insani yardım sağlamaktadır. 14 Kasım 2020'den bu yana toplam 52.700 kişi Artsakh'taki eski yerleşim yerlerine geri döndü. İnsani Mayın Temizleme Merkezi'nin mühendis uzman grupları Artsakh bölgesinde mayın temizleme çalışmalarına devam ediyor. Toplamda 23 Kasım 2020'den bu yana 1.474 hektar arazi, 457 kilometre yol, sosyal açıdan önemli 30 tesis dahil 1.440 bina patlamamış mühimmattan temizlendi. 24.870 patlayıcı nesne bulundu ve etkisiz hale getirildi. Fransa'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden aktarılan habere göre 21 Şubat'ta Fransa'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği 2. Dünya Savaşı sırasında Ermeni Direniş Hareketi'nin önemli bir temsilcisi olan Misak Manuşyan'a ve onun silah arkadaşlarına adanan Paris'in 20. bölgesinde Manuşyan'ın adını taşıyan bir sokakta düzenli olarak gerçekleşen yıllık anma etkinliğine katıldı. Orada Manuşyan'ın ve grup üyelerinin devasa duvar resmi ile kahramanlıklarını ölümsüzleştiren anıt plaketleri yer almaktadır. Büyükelçilikten yapılan açıklamada Manuşyan'ın özgür ve fedakar ruhu Ermeni halkının adalet gayretinden besleniyor ve bugün hala vatanın semalarında ölümsüz çocuklarımızın yanında uçuyor. Kahramanlarımızın yaptıklarına ebedi şan ve şeref, vatan sevgisine saygı diye ifade etti. Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan kurtulan Misak Manuşyan, 1 Eylül 1906'da Batı Ermenistan'ın Hosan Mansur, Samosat, Adıyaman şehrinde doğdu. Fransız ulusal kahramanı Misak Manuşyan, silah arkadaşlarıyla birlikte 21 Şubat 1944'te Naziler tarafından idam edildi.
Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan ile yapılan yeni savunma anlaşmasına Amerikan askerlerinin ülkedeki birkaç düzine askeri tesise konuşlandırılması hükmünü dahil etmeyi ve anlaşmayı her yıl güncellemek yerine her 5 yılda bir yenilemeyi teklif ediyor. Rusya'nın RIA.ru ajansı Yunan gazetelerine atıfta bulunarak bunun 3 yıl içerisinde yenilenen ikinci karşılıklı savunma işbirliği anlaşması olduğuna dikkat çekiyor. Anlaşma ABD üssünün genişletilmesini, Stefano Vecchio, Larissa ve Alexandroupolis üslerinde ABD'ye altyapı sağlanmasının yanı sıra Yunanistan ile anlaşarak kendi topraklarındaki herhangi bir askeri tesisi kullanma olasılığını öngörüyor. Ekim 2020'de parlamentoda konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın ABD ile savunma anlaşmasını genişletmeyi veya yeni bir anlaşma imzalamayı planladığını duyurdu. Sputnik Armenya'dan aktardığımız habere göre Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı 11. sınıf öğrencilerinin ön askeri eğitim dersi çerçevesinde bir askeri eğitim kampına gitmelerini öngören bir proje geliştirdi. Taslak, yasal işlemlerin yayınlanması için ortak web sitesi e-draft.im'de kamuoyunun tartışmasına sunuldu. Buna göre öğrencilerin askeri bir eğitim kampında 12 gün geçirmeleri, düzenli askeri taktik eğitim görmeleri, yangınla mücadele yöntemlerini öğrenmeleri ve ilk yardım, iletişim ve telekomünikasyon becerilerini öğrenmeleri gerektiğini öngörmektedir. Projenin gerçekleşmesinde belirtildiği gibi bu tür kampların yapılmasının amacı askerlik mesleğine ilgiyi artırmak, acil durumlara dayanma yeteneğini geliştirmek ve etkin hareket edebilmektir. Makalenin tamamı web sitemizde ve Sputnik Armenia web sitesinde mevcuttur. Batı Ermenistan'daki Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Abdullah Kaya, pandemi sürecinin insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkilediğini söyledi. Kedi besleyenlerin hayvanların da duygularının olduğunu unutmamaları gerektiğini vurgulayan profesör, insanlar ilk dönemde kedilerini sevmekten imtina ettiler. O yüzden bir tür davranış bozukluklarının olabileceğini düşünüyoruz. Kedi sahiplerinin böyle dönemlerde kendi hayvanlarının da duygularının olduğunu ve onlarla ilgilenmeleri gerektiğini bilmelerinde fayda var, dedi. Pandemi nedeniyle bir süre ziyarete kapatılan ve normalleşme adımlarının atılmasının ardından gerekli tedbirler alınarak ziyarete açılan Van Kedi Villası'ndaki kedilerin psikolojilerinin bozulmaması için çalışma yapıldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı koro tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hoynar adlı eseri sunuyoruz. Şan digun kin supermeşan o kere zah kugasosin derekin tag tag mosin hoynar 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 hoy can hoy can o kere zah kugasosin derekin tag tag mosin. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.